2018 yılında sanırım ülke yanlış hatırlamıyorsam %2,8 büyümüştü. %2,8'lik büyümenin nereden kaynaklandığını bölgesel teşvikle yapılan iller gruplandırıldığında teşvik verilmeyen illerin yani birinci, ikinci ve üçüncü bölge teşvik miktarının az olduğu hatta verilmeyen şehirlerden daha fazla büyüme aldığı yönünde sonuçlar çıktı. Yani şunu söylemek istiyorum. Ülke %2,8 ortalama büyüme yapmışken birinci bölgenin ortalama büyümesi %5,5 oldu. İkinci bölgenin büyümesi %4,5 oldu. Yani teşvik verilen yerlere, beşinci bölgelere baktığımızda da ülke ortalamasının daha altında, %2'nin altında büyüme kaydettiklerini gördük. Ve bu da bize yıllardır söylediğimiz, yıllardır Denizli olarak artık herkesin diline yapışmış bölgesel teşviğe hayır, sektörel teşvik olmalı düşüncesinin sonucunu da gösterdi aslında 2018. Bölgelere göre yapılan teşviklerin ülke büyümesine katkı sağlamadığı anlaşıldı. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken yine aynı şeyi söylüyoruz. Denizli gibi ihracat yapan, kendini geliştiren, üretimini geliştiren firma şehirleri cezalandırmak yerine buradaki üretimleri, buradaki ihracatları teşvik edici sistemler. Bunların da en önemlisi sektörel teşviklerdir diye düşünüyorum. Sektörel teşviklerde verilecek teşvikler ve desteklerin ancak ihracatı artıracağını düşünüyoruz. Yani bu Denizli'nin her zaman için kanayan yarası. Ankara'ya kendini ifade etmekte çoğu zaman zorlanıyor. Denizli kendi başına bir şekilde kendi yağıyla kavrulmaya çalıştı her zaman. Hala da bu şekilde devam ediyor. Bundan sonra da yine bunun mücadelesini biz vereceğiz tabii ama bilmiyorum açıkçası bölgesel teşviklerden çok vazgeçileceğini, hükümet tarafından çok vazgeçilmeyeceğini de düşünüyorum.